Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekstilde üst beden için yırtmaç nasıl yapılır ondan bahsedeceğim ve tüm püf noktalarını detaylıca anlatacağım. Yaparken özellikle farklı renk kumaş ve farklı renk ip şu şekilde uygulayacağım ki rahat şekilde görebilirsiniz diye. Normalde rengi rengine uygulama yapıyoruz. Bunu baştan belirteyim. Elimde görmüş olduğunuz kumaş ise demo olduğu için bu şekilde. Bunu üst bedenin yan kısmı olarak düşünebilirsiniz. Yani bir tuniğin dikilecek olan yan kısmı, şu kısmının daha devamı olduğunu düşünün. Sizlere anlatmak amaçlı bu şekilde çalışıyorum. Ya da bir tişört olduğunu farz edebilirsiniz. Tişörtün yan kısmı. Üst bedende nasıl çalıştığımızı anlatacağım. Şimdi iki çeşidi var. Bir tamamen düz şekilde çıkılıp fazlaca dikiş yapılıp sonrasında yapılabilen hali var. Bir de kesimci hiç uğraşmadan hafif üçgenlik vererek şu kısmı çıkar. Yani normalde şöyle gelip dümdüz inmesi gerekirken şuraya doğru, neredeyse şuraya doğru inmesi gerekir düzlüğün. Hiç uğraşmaz. Ona da kolaylık olsun diye hafif verevlik vererek yana doğru açılır. Dikişçi de dikişi şu şekilde buraya kadar diker ve buradan sonrasını yırtmaç olarak bırakır ve sonrasında dikilir. Ben şimdi size en pratik halde yapılanını, yani tekstilde ele en kolay gelen hangisi ise o yöntemi paylaşacağım rahat yapabilmeniz için. Hemen normalde arka ve ön beden olduğunu farz ediyoruz ve yüz yüzüne denk gelecek şekilde yan dikişimizi bir kısmını kapatıyoruz. Bu ne kadardır? 1 santimlik dikiş payı kadardır. 1 santimlik dikişimizi tamamlayacağım. Şimdi 1 santimlik dikişi normalde burada bitirebilirim ama biraz daha ileri gelmem gerekecek. Çünkü şurada verilen verevlik sayesinde ben çok rahat yırtmaç yapacağım. O yüzden verevliğe geldiğim kısma kadar biraz daha inip şurada biraz genişlik sağlayacağım kendime. Ne demek istediğimi ipi çıkardığımda daha net anlayacaksınız. Bakın. Şurada 1 santimken burada 1,5'a çıkmış oldu bitirdiğim kısımda. Burası 1 santim, düz dikiş gelirken 1 santim, 1 santim. Verevlikten dolayı burada 1,5'a çıktı. Buradaki 1,5'luk kısım şimdi benim rahat şekilde yırtmaç yapmamı sağlayacak. Bunu genelde şöyle de yapıyorlar. Şurayı kare şeklinde çıkıyorlar. Buradan sonrasını kesiyorlar. Ama o çok işlem gerektiriyor. Tekstilde de bununla uğraşacak zaman yok. Genelde dakikalarla yarışılır. Bu yüzden hep bu şekilde tercih edilir. Eğer kıyafetlerinizi incelerseniz görürsünüz. Bu kısmı şöyle açarak çok güzel bir yırtmaç oluşturacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle alıyorum. Aslında düz kısmından dikiliyor. Onu da belirteyim. Ama şimdi ilk başlayanlar düzünden dikmekte zorlanabilir. Bu yüzden rahat algılayabilmeniz için ben tersinden dikeceğim. Şu şekilde kenarda kalan pay kadar katlama işlemini gerçekleştiriyorum. İç kısmını aldım ve solda kalan paydan gireceğim ki bir bütün halinde çıkabileyim. Dikilen kısımdan yukarıya doğru 0,50-0,75 kadar dikiş devam etmeli. Oradaki görüntünün güzel bir halde olmasını istediğimiz için en önemli noktalarından bir tanesidir bu. Hoş bir görüntü elde edebilmek için bunu yapmak, uygulamak gerekir. Diğer türlü çok da fazla güzel görünmüyor. Bakın, çok düz, muntazam bir görüntü elde ettim. Devam ediyorum düz şekilde. Yavaş ilerliyorum karşıya çıkmak istemediğim için.
Şimdi döndüm. Oradaki karelikten aşağıya, yani diğer kısmı dikişini tamamlayarak bitireceğim. Bakın, asıl istediğimiz şudur. Normalde dikiş bu kısma kadar gelir. Şurada bakın pay var. 0.75 milim kadar. Buradaki olmak zorunda. Şuradan sıfır şekilde gidince çok hoş görünmüyor. Ve aşağıya çok muntazam bir dikdörtgen parça elde etmiş olmanız gerekiyor. Yandan ütülemesi de tamamlandığı zaman hiç kusursuz bir kapama ve düz bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil işaretini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.